Ben bir başka Stephen King videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ülkemizde 6 Aralık'ta satışa çıkan Kara Kule filminin DVD, Blu-ray ve Steelbook versiyonlarını birlikte inceleyeceğiz. Ülkemizde 4 Ağustos'ta vizyona girmişti Kara Kule filmi ve 6 Aralık'ta filmin basılı hali çıktı. Dilerseniz hemen DVD ve Blu-ray'i karşılaştırmalı olarak inceleyelim. Tabii bu DVD ve Blu-ray inceletini açmayı düşünmüyorum. Benim ilgimi çeken, aralarında da en güzel olduğunu düşündüğüm Steelbook'un inceletini birlikte açacağız. Hemen DVD ve Blu-ray'i karşılaştırma olarak inceleyelim. DVD daha çok Türkçe içerik barındırmakta. Kara Kule ismi yazarken Blu-ray'de herhangi bir Türkçe ibare yok. Bu arka kapakta da bu farklılığı görmekteyiz. Tabi jelatin olduğu için parlıyor şu an ama az sonra Steelbook'ta göstereceğim. Arka metin tamamen Türkçe. Blu-ray'de ise tamamen İngilizce. Ama aynı yazılar yazıyor. Herhangi bir farklılık yok. 3 formatta 5.1 Türkçe dublaja sahip ve Türkçe altyazılı seçenekte mevcut. Hemen sırtlarına da bakalım. Sırtlarına yine The Dark Tower, Kara Kule ve Sasha Roland var. Bir filmden çıktı bu filmler. DVD'nin fiyatı, etiket fiyatı 30 lira. Blu-ray'inki 70 lira olarak yayınlandı. Tabi uzun bir aradan sonra 3 formatta birden bir King uyarlaması ülkemizde satışa çıktı. Üstelik yeni çıkan Blu-ray'de çoğunlukla Türkçe'ye destek olmuyor. Ama bunlarda hem dublaj hem de altyazı desteği var. Sinemada genel olarak tercihim altyazılıdır. Orijinal dildir. Ama bu dublajı da merak ediyorum. Sinemada gitmemiştim. Bakalım dublajını da az sonra tekrar izlemeyi düşünüyorum. Gelelim Steelbook'a. Steelbook ne demek? Onunla başlayayım. Çok temel bir konu. Steelbook bir Blu-ray. Blu-ray formatında film. İki film arasında herhangi bir fark yok. Fakat bu Blu-ray film plastik kapağa sahip. Bu Blu-ray film metal kapağa sahip. Metal kutu olarak da Steelbook'u Türkçeleştirebiliriz. Herhangi bir farklılık yok kapak dışında bu filmlerde. Tabii kule, slasher, geçitler, silah, bu detaylar oldukça iyi olmuş. Steelbook versiyonunda hemen arkasına bakalım. Arkası Türkçe. Jelatinini açtıktan sonra hepsini tek tek göstereceğim. Film tabii çok beklentileri karşılamadı ama bir King uyarlamasının hani 3 formatta birden Türkçe'de yayınlanması benim oldukça hoşuma gitti. Ve sizinle birlikte bu jelatini açalım. Tabii yakın zamanda da O'nun yayınlanmasını bekliyorum. Yurt dışına çıkış tarihi belli oldu. Ocağın ilk haftasında çıkacak. Fakat ülkemizde ne zaman, hangi formatlarda yayınlanacak hala bir açıklama yapılmadı yapımcılar tarafından. Evet, şu an jelatini açtım. Bakalım, hemen okuyalım. Ünlü yazar Stephen King'in çok satan serisinden uyarlanan filmde son slasher Roland, evreni bir arada tutan Kara Kule'yi yok etmek için kararlı olan siyahlı adam ile ebedi bir savaş içindedir. Dünyaların kaderini tehlikeye girdiğinde iyilik ve kötülüğün çarpışacağı bu epik savaşta kuleyi silahlı adamdan koruyabilecek tek kişi Roland olacaktır demiş. Özel seçenekler, Blu-ray, özel silinmiş sahneler, etrafta son kez dünya dönüyor. Stephen King ilham kaynakları, anahtar deliğinden bir bakış, çekim hataları, silahlı adam, slasher, eylemde. Hemen şeye de bakalım, DVD'ye de bakalım. DVD'deki özel seçenekler, çekim hataları, slasher, eylemde ve siyahlı adam. Tabi burada Blu-ray'e özel seçenekler de mevcut. Dediğim gibi 5.1 Türkçe dublaja sahip. Yine altyazı desteğine de sahip. Bu film bakalım çok heyecanlı. Bunu nasıl çıkaracağız? Ama yırtlamaya özen göstermek lazım. Evet, uzun uğraşlar sonucunda açmayı başarabildim. Bayağı yapıştırmışlar bunu. Arkasını da çıkarmam lazım. Hemen bunu da çıkaralım. Şu
şu şekilde göstereyim. Arka kapakta biraz fazla mı yapıştırmışlar acaba? Çünkü bayağı mücadele ettim çıkarabilmek için ama şu an çıkaramadım. Arka tarafta siyahlı adam var. Ön tarafta Slashdot Roland var. Hemen içine açalım. Tek disk CD. Karakule yazısı var. Bakalım ben de tekrar izleyeceğim az sonra filmi. Acaba ilk sinemadaki duygularım, düşüncelerim tekrar mı edecek, yoksa evde izlemenin o vermiş olduğu keyifle filmi beğenecek miyim? Ama tabii umarım beğenirim. Tekrar izlemenin, durdurarak izlemenin, göndermelerin faydası, göndermeleri anlamanın faydası olacaktır. Ama film tabii çok kısa olduğu için bakalım tadını tekrar alabilecek miyim? Sırtında göstereyim, The Dark Tower. Gerçekten mücadele ettim ve Steelbook'ların zaten tek kusuru bu. Eğer bunu buradan çıkarırsam, zaten arkasında soyarsam, bu kağıt kapak kaybolup gidiyor. O yüzden en iyisi böyle durması. Benden şimdilik bu kadar. Sizlere Karakule'nin ülkemizde yayınlanan formatlarını tanıtmaya çalıştım. Bir dahaki King videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.